Merhaba arkadaşlar. Ben Rusça öğretmeniniz Mustafa Sözlü. Mustafa Sözlü ile sıfırdan Rusça kanalıma hoş geldiniz. Ben hiç Rusça bilmiyorum ancak öğrenmek istiyorum diyorsanız doğru yerdesiniz. Lütfen izlemeye devam ediniz. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш урок. Девять. Докус. Девятый урок. Девятый урок. Докузунджу дарс. Arkadaşlar, bugün 9. dersin 1. bölümüyle 9. konuya başlıyoruz. Повторение мать учения. Tekrar öğrenmenin anısıdır. Bu dersimizde 8. dersi kısaca bir tekrardan sonra 2 yeni fiil öğreneceğiz arkadaşlar. Bakalım. Страна ülke, язык dil, говорит konuşmak. Yani dilini nasıl konuşuyor. Amerika английский язык, по-английски. Amerika İngiliz dili, İngilizce. Rusya русский язык, по-русски. Турция турецкий язык, по-турецки. Германия немецкий язык, по-немецки. Испания испанский язык, по-испански. Италия итальянский язык, по-итальянски. Франция французский язык, по-французски. Bu iki durumu hangi fiillerde kullanacağız? Onu bir hatırlayalım. Знать, bilmek, учит, öğrenmek, изучать, öğrenmek fiillerinde dil olanı, yani Rus dili, Fransız dili gibi olan ifadeyi, yani unitilni padeş, iyi halini kullanacağız. Demek ki öğrenmek ve bilmek fiillerinde. Konuşmak, anlamak, okumak, yazmak fiillerinde ise Türkçedeki gibi Rusça, Fransızca, Çince gibi ifade edeceğiz. Bakalım şimdi. Ruski yazık, читаю по-русски. Rus dili, Rusça okuyorum. Французский язык, пишу по-французски. Fransız dili, Fransızca yazıyorum. Üstle bağlarsak, я знаю китайский язык, ben Çin dilini biliyorum. Понимаю по-китайски, Çince anlıyorum. Я изучаю английский язык, ben İngiliz dilini öğreniyorum. И понимаю и читаю по-английски. İngilizceyi anlıyor ve okuyorum. Я учу турецкий язык, ben Türk dilini öğreniyorum. Понимаю и читаю по-турецки. Türkçe anlıyor ve okuyorum. Milliyetlere bir bakalım tekrar. Ruski, Rus erkeği, Ruskaya, Rus kadını. Turak, Türk erkeği, Turçanka, Türk kadını. Angličanka, İngiliz kadını, Angličanin, İngiliz erkeği. Fransız, Fransız erkeği, Fransuzhenka, Fransız kadını. Amerikanet, Amerikan erkeği, Amerikanka, Amerikan kadını. Yani Amerikalı, İngiliz, Fransız, Rus, Türk diye çevirebiliriz. Burada bir çalışma yapalım arkadaşlar. Это Анна. Она русская. Думаешь, что она хорошо говорит по-русски? Потому что это ее родной язык. Антон erkekti. Его родной язык dedik. Анна dişi, ее родной язык. Onun ana dili derken ее'yu kullandık. Это Hakan. Он турак. Думаешь, что он хорошо говорит по-турецки? Потому что это его родной язык. Это Севда. Она турчанка. Думаешь, что
Ana хорошо говорит по-турецки, потому что это ее родной язык. Это Жан. Он француз. Думаешь, что он хорошо говорит по-французски, потому что это его родной язык. Это Клара. Она француженка. Думаешь, что она хорошо говорит по-французски, потому что это ее родной язык. Arkadaşlar, John, Maria, Tom ve Jane'i yaptıktan sonra bir sonraki sunuma geçebilirsiniz. Скажите, Антон говорит по-русски? Конечно, говорит. Это его родной язык. Söyler misiniz lütfen? Anton Rusça konuşuyor mu? Elbette konuşuyor. Bu onun ana dili. Clara, ты говоришь по-турецки? Clara, sen Türkçe konuşuyor musun? Да, я немного говорю по-турецки. Evet, birazcık Türkçe konuşuyorum. А по-английски? Ya İngilizce? Нет, не говорю. Hayır, konuşmuyorum. Кто говорит по-арабски? Кто говорит по-арабски? Kim Arapça konuşuyor? Никто не говорит. Hiç kimse konuşmuyor. Ты говоришь по-турецки? Türkçe konuşuyor musun? Нет, не говорю. Hayır, konuşmuyorum. Вы говорите по-русски? Siz Rusça konuşuyor musunuz? Говорю. Konuşuyorum. Durdurun ve konuşun arkadaşlar. Artık bunları çok rahat yapabiliyor olmamız gerekir. Üzerinde oldukça uzun süredir duruyoruz arkadaşlar. Sayıları bir hatırlayalım. 2, 12, 22. 3, 13, 23, 33. Tersten yapalım. 33, 23, 13. 4, 14, 24, sonra 4. Biraz bekliyorum, tersten okuyun. Sonra 4, 24, 14, 4. Devam edin. 5, 15, 25, 55, 25, 15, 6, 16, 26, 66, 66, 26, 16, 6. Sem 17 27 77 77 27 17 sem 8 18 28 88 28 88 19 29 99 99 29 19 David. Arkadaşlar birkaç önemli nokta var. Onlara dikkat edin. Bakın vurgu ya'nın üzerinde olduğu zaman bunu yat olarak okuduk, söyledik. Üzerinde vurgu yoksa yumuşak bir i, yi gibi söyledik. Şöyle ki şıstis yat, şıstis yat. Ama sen disit, sen disit, sen disit. Vosim disit, vosim disit.
Yine şuraya dikkat edin. Vurgu bakın vosin disit diyoruz. Ama vurgu üzerinde olmadığı zaman vasimnatsat. Vasimnatsat. Aynı şekilde divinosta. Şuradaki ya'yı i gibi biraz y'ye benzer şekilde bir i gibi söylüyoruz. Divinosta. Divinosta. Bunlara dikkat ederek bir sefer daha okuyun arkadaşlar. V ve F bakalım. Rabotayu v banke. Bankada çalışıyorum. Rabotayu vaditoriyim. Amfide çalışıyorum. Aslında sınıf ancak üniversitede sınıfa ne diyoruz? Auditoria diyoruz. Jivu vapshchiti. Birleştiriyorum bakın. Vap. Jivu vapshchiti. Yurtta yaşıyorum. Jivu universitete. Üniversitede yaşıyorum. Çok mantıklı olmadı. Şöyle yapalım. Rabotayı universitete. Üniversitede çalışıyorum. Jivu v Moskve. Moskova'da yaşıyorum. Moskova'da oturuyorum. Jivu v Rossiyi. Rusya'da oturuyorum. Yaşıyorum. Jivu Vankare. Yine birleştirdim bakın. Jivu Vankare. Ankara'da yaşıyorum. Addıhayu fıtiyatre. F. Addıhayu fıtiyatre. Tiyatroda vakit geçiriyorum. Dinleniyorum. Addıhayu fısırke. Sirkte vakit geçiriyorum. Gulyayu fıparke. Parkta geziyorum. Abedayu fıstalovay. Abedayu fıstalovay. Yemekhanede yemek yiyorum. Öğle yemeğini yemekhanede yiyorum. Jivu fıstambule. İstanbul'da oturuyorum. Jivu fıturtsi. Türkiye'de yaşıyorum, oturuyorum. Stalova üzerinde geçen sefer durmuştuk, söylemiştim. Tekrar ediyorum. Stalovaya yalın hali yemekhane veya yemek odası diye çevirmiştik. Yalın hal demek ki Stalovaya. Neden D halinde Stalovay oldu? Çünkü Stalovaya bir sıfat isim. Edatlı halin sıfatlarını gördüğümüzde bunu daha rahat anlayacağız arkadaşlar. Önce ben okuyorum, sonra siz durdurun. Anlayacak şekilde, ezberleyecek şekilde tekrar ederek okuyun. Sonra bir sonraki sunuma geçin. Türkçesinden konuşun arkadaşlar. Çitayu paruski. Ya çitayu paruski. Ya niploha çitayu paruski. Ya uje niploha çitayu paruski. Сейчас я уже неплохо читаю по-русски. Сейчас я уже неплохо читаю по-русски. Мне нравится русский язык. Durdurun ve konuşun. Понимаешь? Понимаешь по-французски? Ты понимаешь по-французски? Ты хорошо понимаешь по-французски? Ты уже хорошо понимаешь по-французски? Ты уже хорошо понимаешь по-французски? Скажи, пожалуйста, как по-французски спорт? Окуюн, эзберлейн. Şimdi konuşun. Пишут. Пишут по-турецки. Они пишут по-турецки. Они плохо пишут по-турецки. Они еще плохо пишут по-турецки. Они еще плохо пишут по-турецки. Турецкий язык очень трудный. Трудный – зор. Türk dili çok zor. Durdurun ve konuşun arkadaşlar. Играем. Играем в футбол. Мы играем в футбол. Мы каждый день играем в футбол. Biz her gün futbol oynuyoruz. Мы каждый день играем в футбол в парке. Мы каждый день играем в футбол в парке. Мне нравится футбол. Durdurun ve konuşun.
Son cümleleri tekrar bir Rusça hatırlamaya çalışın arkadaşlar. Anton, что ты делаешь? Anton, ne yapıyorsun? Сейчас ничего не делаю, отдыхаю. Şu anda hiçbir şey yapmıyorum, dinleniyorum. Кто знает, где Виктор? Виктор'un nerede olduğunu kim biliyor? Я знаю. Ben biliyorum. Он играет в футбол на стадионе. O stadyumda futbol oynuyor. Где живут твои родители? Senin annen, baban, ebeveynin nerede yaşıyorlar? В Пекине или в Шанхае? Pekin'de mi yoksa Şangay'da mı? Они живут в Пекине. Onlar Pekin'de yaşıyorlar, oturuyorlar. Вам нравится московское мороженое? Moskova dondurması hoşunuza gitti mi? Gidiyor mu? Da, очень. Evet, çok. Мне тоже нравится. Benim de hoşuma gidiyor. Benim de hoşuma gitti. Очень вкусное. Çok lezzetli. Neden вкусное? O ye. Çünkü мороженое. Tarafsız sıfat ne oldu? Вкусное. Мороженое aslında. Lezzetli. Dondurma. Çok lezzetli. Мне тоже нравится. Очень вкусное. Bir önceki kalıpları iyice ezberleyin arkadaşlar. Günlük hayatta oldukça sık karşımıza çıkacak, bizim de çok sık kullanmak zorunda olacağımız kalıplar. Onları ezberlediğinizde zaten konuşmanın akıcılığını sağlamış olursunuz. Yoksa her kelimeyi tek tek düşünerek konuşmak mümkün değil. Temel kalıpları ezberlersiniz, konuşmanıza bir akıcılık gelir arkadaşlar. Aynı şekilde okuyalım. Скажите, пожалуйста, сколько стоит молоко? Söyler misiniz lütfen, süt ne kadar? 10 рублей. Niçin 10? 5 dahil, 20 dahil, rublei demiştik. Дайте, пожалуйста. Verin lütfen. Скажите, пожалуйста, какое это метро? Söyler misiniz lütfen, bu hangi metro? Это метро театральное. Bu tiyatro metrosu, teatralnaya metrosu diyebiliriz. Teatralnaya istasyonu metrosu. Spasiba, teşekkür ederim. Geldi kondüktör, bize soruyor. Vaş bilet, pajalısta. Biletiniz lütfen, pajalısta. Buyurun. Vaynısın ayta gıdyesi Clara. Siz biliyor musunuz şu anda Clara nerede? Я думаю, что она сейчас в общежитии. Sanırım ki o şu anda yurtta. Какие красивые листья. Ne kadar güzel yapraklar. Да, осенью парк очень красивый. Evet, sonbaharda park çok güzeldir. Это большой театр. Bu büyük tiyatro mu? Какое красивое здание. Ne kadar güzel bir bina. Biraz önce söylediklerimi dikkate alarak kalıpları ezberleyin arkadaşlar. Durdurun ve konuşun. Evet, iki yeni fiil öğreneceğiz demiştim. Birincisine bakalım arkadaşlar. Zvanit. Zvanit. Sonunda iki işareti olduğuna göre ikinci grup. Yani iğli çekimi olacak. Bakıyorum. Ya zvanyu. Ty zvaniş, on zvanit, my zvanim, vy zvanite, ani zvaniyat. Vurgunun yeri hiç değişmedi. Hep sonda kaldı. Ya zvanyu, ty zvaniş, on zvanit, my zvanim, vy zvanite, ani zvaniyat. Arkadaşlar boş bir oda bulacaksınız. Kimseyi rahatsız etmeden bağıra bağıra vurgularını özellikle belirterek söyleyeceksiniz arkadaşlar. Yoksa konuşurken vurgunun yeri konusunda sıkıntılar çıkabilir. Mutlaka vurgusunu başlangıçta biraz abartarak belirtin ki aklınızda kalsın. Zvanit'in genel anlamı telefon etmek, telefonla konuşmak. Yani ya zvanyu dediğinizde ben telefon ediyorum, telefonla konuşuyorum anlamını verir. Ancak zvanit tek başına aslında telefon etmek değil, çaldırmak,
Örneğin kapı zilini çalmak da zvanit ile birlikte kullanılır. Şöyle de karşılaşabilirsiniz. Zvanit patilifonu. Bu da telefonla aramak, telefonla konuşmak anlamına gelir. Bakın burnun içinde telefon olmadığı için burada telefonu özellikle belirtmiş. Zvanit patilifonu. Telefonla aramak, telefonla çaldırmak gibi düşünebiliriz. Aynı şekilde gavrit patilifonu telefonla konuşmak olarak doğrudan kullanabiliriz. Yagavari sichas patilifonu, sichas yagavari patilifonu. Şu anda ben telefonla konuşuyorum gibi. Emir kipine bakıyoruz. Zvani, zvaniti. Zvani, zvaniti. Telefon et, telefon edin, ediniz. Zvaniti, pajalısta veçram. Lütfen akşam telefon ediniz. Zvaniti, pajalısta veçram. İkinci fiilimize bakalım. Kurit fiili. Kurit. Sigara içmek. Aslında tam anlamı da bunun. Hani tek başına evet ya kuruyor dediğimizde ben içiyorum, sigara içiyorum. Sigaradan ziyade dumanlı bir şeyi ağız yoluyla dumanını içime çekiyorum gibi bir anlamı var. Ama ya kuruyor, ya ni kuruyor, içmiyorum dediğinizde de ben sigara içmiyorumu karşımızdaki muhatabımız direkt anlar. Önce bir çekimine bakalım. Kurit vurgu sonda ya kuruyor. Ya kuruyor. Hadi içmiyorum diye yapalım. Ya ne kuruyor? Ben içmiyorum. Sigara içmiyorum. Tıni kuriş. Tıni kuriş. Sen sigara içmiyorsun. Bakın vurgunun yeri değişti. Ya kuruyor derken sonda ama diğerlerinde vurgu ilkeciye geldi. Tıni kuriş. Onni kurit. Mını kurim. Vını kurite. Ani ni kuryat. Yani kuruyor. Tıni kuriş. Onni kurit. Mine kurim, vine kurite, ani ne kuriyat. Emir kipi, ni kuri, içme, sigara içme, ni kurite, sigara içmeyiniz. Ni kurite, pajalısta, pajalısta, ni kurite, lütfen sigara içmeyiniz. Şöyle baktığımızda bakın, kurit sigaretu, sigara içmek, kurit sigaretu, kurit papirosu. Bunu eski Rus filmlerinde filan sık rastlarsınız. Arka tarafı ağızlık gibi iki şeyli bir sigara böyle bir filtreli gibi ama daha çok filtreden ziyade ağızlık içi boş. Rus erkekleri dişlerinin arasında bunu biraz ezerek kullanıyorlar. Papirosa, papirosu, kurit papirosu karşınıza çıkarsa onun da aslında sigara olduğunu bilin arkadaşlar. Kurit trubku. Pipo içmek. Turupka, turupku. Kurit, turupku. Yani neticede dumanlı bir şeyi içinize çekiyorsanız o kurit arkadaşlar. Üç fiili bir çalışalım. Ya haraşo gavaryu paturetski. Siz devam edin. Ty haraşo gavariş paturetski. On haraşo gavarit paturetski. Мы хорошо говорим по-турецки. Вы хорошо говорите по-турецки. Они хорошо говорят по-турецки. Я звоню домой. Я звоню домой. Ты звонишь домой. Он звонит домой. Мы звоним домой. Вы звоните домой. Они звонят домой. Я не курю в комнате. Ты не куришь в комнате. Он не курит в комнате. Мы не курим в комнате. Вы не курите в комнате. Они не курят в комнате.
Попробуйте разделить эти глаголы на две группы. Bu fiilleri iki gruba ayırmayı deneyiniz. Попробуйте. Deneyiniz. Bakalım. Знать. Evet. Birinci grup. Говорить. İkinci grup. Думать. Birinci grup. Читать. Birinci grup. Курить. İkinci grup. Понимать. Birinci grup. Отдыхать. Birinci grup. Работать. Birinci grup. Звонить. İkinci grup. Писать. Birinci grup. Делать. Birinci grup. Evet, şöyle. Birinci grup fiiller: знать, думать, читать, понимать, отдыхать, работать, писать, делать. İkinci grup: говорить, курить, звонить fiilleri arkadaşlar. Önümüzdeki ders arkadaşlar, учиться fiilini öğreneceğiz. Öğrenim görmek fiilini. Buna bağlı olarak gerek okulda, gerek üniversitede, yani hem ilkokul, ortaokul düzeyinde, hem yüksek öğretimde sınıflar nasıl ifade edilir? Dersler nasıl ifade edilir? O kelimeleri de öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Ders için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Derslerin sağlıklı takip edilebilmesi için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.